Önemli bir kavram. Çok Kütüphanede de çok kullanılıyor bu. Esasında bizim şu ana kadar abstract base class'ı void tipinde kullanmıştık. Void'in hiçbir objesi yapmadık ama void pointer ile çevirmediğimiz numara kalmamıştı. C++ object oriented tipler abstract base class'ını daha da ilerletiyorlar. Abstract base class'ın içerisine fonksiyona da yazabiliyor. Bazıları implement edilebilen, bazıları implement edilemeyen fonksiyonlar da yazıyorlar. Ama önemli olan şey şu, abstract base class'ın objelerini yapamıyorsun. Ancak ondan türetmiş olduğun somut sınıfların objelerini yapıyorsun. Can only be used as a base class. No object can ever be created from it. If child class fails to define all peers, it's an abstract base class too. Eğer ondan türetilmiş bir tane sınıf, yine o pure virtual fonksiyonları tanımlamıyorsa kendisi de abstract kalacaktır. Bunları söyledik zaten daha önce tekrardır. Kitabın bu kısmını dikkatli bir şekilde okuyun, anlamaya çalışın buraları. Anlaşılmayacak bir şey yok. Soyut sınıf, somut sınıf. Somut sınıfları zaten biliyoruz. Soyut sınıfı sadece içerisinde bir tane pure virtual fonksiyonun olduğu. Pure virtual fonksiyonlar ne işe yarıyor? Hepsi polimorfizmle alakalı, tamam mı? Çok çeşitlilikle alakalı. Hani biraz da söyleyeyim ya. Şu kodu yazabilmekle alakalı. Bu kodu yazabilmekle alakalı. Verilen bir shape pointer dizisinin tüm elemanlarının, tamam mı, alanlarını toplayarak onun sonucunu vermek. Bunlar. Extended type compatibility diye bir şey söylemiş kitap burada. Esasında bunu çok öyle çok tekrarladık biz. İşte bir tane böyle şey olsun. A sınıfı olsun. A sınıfı. Bundan türetilmiş B sınıfı olsun. A sınıfı ve B sınıfı. A objesi, B objesi. Bunları yazabilirim, ikisi de compatible sınıf anlaşılan. Şimdi tüm B objeleri aynı zamanda bir A objesidir. Değil mi? Aynı zamanda bir A objesidir. Ama tüm A objeleri aynı zamanda bir B objesi değildir, değil mi? Anladınız, tersi doğru değil yani. B is a, is a relation'ı böyle. Is a relation'ı. Is a relation'ı bu yönde. O yüzden oklar bu şekilde is a relation'ını gösteriyorlar. B is an A, C is an A. Ama tersi doğru değil. B bir A olduğuna göre öyleyse bunu yazabilirim. Tamam mı? Şunu da yazabilirim. Tamam mı? Bunları yazabilirim. Yani çünkü her bir B objesi A objesi olduğuna göre A beklenen her yere B'yi koyabilirim. A beklenen her yere B'yi koyabilirim. A, A objesi bekleyen bir yere, tam A objesi bekleyen bir fonksiyona B objesini yollayabilirim. Daha önce de yaptık. Hani vardı ya şeyde, discount sale'de karşılaştırma operatörü sale objesi bekliyor ama ben ona discount sale yolluyordum. Onu yaptık daha önce. Ya da biraz önce yazdığım kodda employee, yani print checks vardı ya, bir tane fonksiyon. Employee pointer'ı vektörü bekliyordu ama ben oraya gönderirken hourly employee pointer'larını, işte salaried employee pointer'larını falan yolluyorum. Is a relation'ın sayesinde. Bunun adı extended type compatibility. Yani C++ ne diyor? Atama yapacaksan B'yi B'ye atarsın, A'yı da A'ya atarsın diyor. Eğer bir sınıfı başka bir sınıfa atayacaksan type conversion yapman lazım. O işe de pek girmek istemiyoruz diyor ama burada öyle değil. Bir hiyerarşinin içerisinde is a relation'ı kullanarak, atamaları rahat bir şekilde yaparsın. Buna extended, genişletilmiş tip uyuşması deniyor. Tip uyuşması genişletilmiş şekilde bunu yapılmış. Hocam şimdi evet. Dinamik hafıza alınmışsa constructor nasıl çalışıyor o zaman? Atama yaparken de. Çünkü miras alınmıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Constructor. Anlamadım ki senin şey, için. B sınıfı A'dan constructor'ı miras olarak almıyordu. Tamam, B kendi constructor'ını yazdı. B, yani B objesini A objesine atarken buradaki assignment operatörü nasıl çalışacak? Dinamik hafıza alınmışsa. Mesela B'de dinamik hafıza alınmışsa. Şimdi burada çalışan hangisi? Şurada çalışan atama operatörü, A'nın operatörü. Şu. B'de A'dan geldi. Şimdi A'nın için B'nin için. Yani assignment, A'nın assignment operatörü mü çalışıyor? Tabi başka ne çalışacak ki? Şimdi burada esasında ne düşüneceksin? Bunu A atama A diye düşün burada, tamam mı şunu? Şimdi A'nın atama operatörü ne bekliyor? Bir tane A objesi bekliyor, değil mi? A, bir de sen ona B'yi yollamışsın. Is a relation'dan dolayı yollayabilirim diyorsun. O B'yi kendisi A gibi düşünüyor.
Burada yine, buradaki C'yi kendisi A gibi düşünüyor. Çünkü o benden gelmiş diyor, benim tıpatıp aynım. Sadece birazcık içerisinde fazla özellik var. Onu söylüyor. Tamam mı? Burada yani burada yeni bir obje oluşturma falan yok atamalarda. Tamam, şimdi şuna bakalım. Bir tane çok basit bir, iki tane sınıf. Birazcık şey olsun diye de, kolay olsun diye de private falan filan yapmamış. Private falan yapmamış. Şöyle hemen bunun şeyini çizelim. Pet sınıfı, ev hayvanı, evcil hayvan. Şey kısmında, data kısmında name var. Name, string. Ondan sonra fonksiyon kısmında da print var. Pet'ten türeyen dog sınıfı var. Köpek, tamam mı? Bunun yine şey kısmında breed var, cinsi var. Tamam mı? String bu da. Ve tabii ki burada da print'i var. Print fonksiyonu var. Bu da virtual. Virtual olduğunu söyledik burada. Bir virtual değil ama virtual. Şimdi ben hafızada bir tane pet objesi oluşturursa şöyle yazalım. Bir tane pet, p diyelim. Dog, d diyelim. Hafızada nasıl görünür bunlar? Kendimi niye sıkıştırdım bu kenara? Tamam şöyle yapayım öyleyse. Şöyle yapıp page manipulation. Bunun üzerine bakın şunu yapıyorum. Aynen şunu. Şöyle yapabiliyor muyum bunu? Güzel öğretmeye çalışayım. Bir daha yapmaya çalışayım. Bir daha. Olmadı değil mi? Kopyalamam gerekiyor. Yapmayı başardım. Şimdi şurada belki de nereye gitti? Kim bilir nereye gitti? Hocam ando yapın. Bir dakika şöyle yaparsam şuradan insert paste görüyor musunuz burada öyle şeyler? Insert yok arkadaşlarım gitti. Ben burada tekrar yenisini yazacağım. Tamam yenisini yazıyorum burada. Zor bir şey değil zaten. Bir tane dog, tamam mı? Bu şeyimiz bu. Hikaye bu. Bir tane D isimli köpek objesi, bir tane de P isimli evcil hayvan objesi yaptım. Hafızada bunlar nasıl? Bunun alakası yok bizim şeye. Dizaynlar gelmiş oraya. Hafızada bunun şeyi nasıl gösteriş şekli? İşte D böyle ve P de böyle. P'nin içerisinde ne var? P'nin içerisinde ne? Bir tek name var değil mi? O kadar name var. P'nin içerisinde bir tane name var. Name var. Bir tane string. D'nin içerisinde breed var bir. Breed var. Bir de dog içerisinde, pardon pet içerisindeki name var değil mi? Name var. D ve P bu şekilde. Şimdi izah edişini gereğince her bir köpek aynı zamanda bir hayvan olduğu için şunu yazabiliyorum değil mi? P atama D yazabilirim. Tersini yazabilir miyim? D atama P. Hayır bunu yazamam. Niye? Tersi doğru değil. İzah bir yönlü. Çünkü P böyle, D bundan gelmiş. Tabi izah relation'ın yönü bu şekilde. Her bir dog objesi, P objesi dolayısıyla burada P beklenen yere bunu yazabiliyorum. Problem yok. Bunu yazabiliyorum. Çalışıyor yani. Çalışıyor. Tamam, Y dönelim burada. Bunu söyledikten sonra işte şey yaptım buraya. Given two declarations. Dog, we dog, pet, we pet. İkisi de public yaptık ki kolay yapılsın falan filan diye. Adam şunu yapmaya çalışıyor. Anything that is a dog is a pet. Köpek olan her şey hayvandır diyor. Tamam mı? Dolayısıyla işte dog.name olsa dog.breed, d.name, dog.breed. Onlara bunu yapabilirim değil mi? Bunu yazabilirim. Aynı zamanda şunu da yapabilirim.
Tamam mı? Pet atama dogla diyebilirim. Şu üç satıda herhangi bir problem yok. Biraz önce ben de bunun benzerlerini zaten yaptım. İzah edemezdim. Keresani velestu parentalis but not reverse. Tersini yapamam ama. Onun tersini yapamam. Ben de burada bunları yapmaya çalıştım zaten. Atamayı yaptım, tersini yapamam. Hatta burada şey dedim işte, dedim ki şöyle B nokta free adamın yaptığı gibi atama işte A, B, C tipinde olsun. D nokta name atama işte dog olsun falan. Bunları yazabiliriz. Bir problem yok, atamayı da yapabiliriz. Adam da bunu söylüyor. Şimdi şu atamaya dönmeye çalışıyorum ben. Şu atama var ya. P atama D dedim. L atama D. Şimdi bunu birazcık doldurmaya çalışalım şunun içerisine. Şuraya ne diyebilirim başka? Bir de şu satırı söylemeye çalışıyorum. P nokta name o da ne olsun? Pet olsun. Üç tane atama yaptım. Bu atamaları şurada yerlerine bir yerleştirelim mi? Ne yazacağım söyleyeyim bana. Şuraya ne yazacağım D'nin breed kısmına? A, B, C. D'nin name kısmına ne yazacağım? Dog. Dog yazacağım. Peki P'nin name kısmına ne yazacağım? Evet, atamadan sonra. P'nin name kısmına. Pet yazacağım. Burası. Ha, atama yok. Hayır. Yok, arkadaş doğru söylüyor. Atamayı daha yapmadım. Atamayı yapmadım. Yani şurası yok. Şunları yapmadım, tamam mı? Atamayı henüz yapmadım. Tamam. Şimdi şu P name'i de şuraya yazayım bari madem işim yaptı. Şunun hepsini doğru yapalım. P nokta name atama pet diyeyim. Tamam. Bunu da buradan kaldırdım dolayısıyla. Şunu da kaldıralım. Karıştırmasın. Hepsini izlemedim ya, onları kaldırdım bir şeyler. İdare edin. D objem var, P objem var. Tipleri böyle, hafızadaki durum bu. Bunu yaptım şu ana kadar. Problem yok değil mi? En sonunda da atama yaptım. Şimdi şuraya gel. Bu atamayı halletmeye çalışıyorum. Bu atamadan sonra ne olacak? P atama D dedi. P böyle bir şey. Şimdi D'nin içerisinde ne var? D'nin içerisinde neyim diye bir yer var. O dog, değil mi? P'nin içerisinde bir de biri diye bir yer var. A, B, C. Şimdi ben, tamam mı? Buradaki D'yi P'ye atadığım zaman ne olacak? Neyimin gideceği yer var ama o breed'in gideceği yer yok. Neyim yerine ne oldu? Buradaki şey silindi. Buradaki neyim silindi, pet silindi. Tamam mı? Oraya dog yazıldı. De o breed'in gideceği yer yok. Yani atama yaptım ama birazcık veri kaybı oldu değil mi? Veri kaybı oldu. Atama var. Ben atama yapabilirsiniz. Her zaman diyordum yani şey bekleyen nedir? Base sınıfın olabileceği her yere drive sınıftan bir tane obje yollayabilirsiniz. Yollayabilirsiniz ama yolladığınız zaman bu şekilde böyle bir problem çıkıyor. Yani orijinal verinin bir kısmını kaybetmiş oluyorsun. Orijinal verinin bir kısmını kaybetmiş oluyorsun. Bu da onu söylemeye çalışıyor kitaptaki şey. Şu slide var. Şurada. Bunlar birbirlerine atanıyorlar. Şu şekilde. Notice value assigned to VPET loses its breed field. Eğer atadığın zaman oradaki D'yi P'ye atarsan D'nin içerisindeki breed kısmı, o cins kısmı kayboluyor. Tamam mı? Cins kısmı kayboluyor. Ve atadıktan sonra adam bakın uyanıklık yapmaya çalışmış şurada. Demiş ki ben bu atamayı yaptım burada. Tamam mı? D'yi P'ye atadım. Ondan sonra P nokta breed'i ekrana yazdırmaya çalışmış. Şu şekilde. Yapabilir misiniz bunu? Compiler buna doğrudan hata mesajı verecek. Niye? Çünkü P1 pet objesi. Pet objesinin içerisinde breed diye bir tane data field falan filan yok. Bunu yapamazsın. İyi de ben biraz önce dog atamıştım. Dog'da da breed vardı, o kayboldu. Hayır. O kayboldu. Bu kaybolma işlemine slicing deniyor. Tamam mı? Yani iki tane obje var, birisini atanıyor ama atadığın zaman birisinin alt kısmı, fazlalık kısmı kesilip atılıyor, slice ediliyor. Dilimleniyor. Ve oradan atılıyor. Slicing deniyor. Yani is a relation'ından dolayı bir objeyi diğer objeye atadığınız zaman slicing oluyor. Eğer birisinde daha fazla data field varsa slicing oluyor. Slicing oluyor. Bunu unutmamamız lazım. Bu senin sorunla alakalı birazcık. Biraz da ona geleceğiz.
biraz onu diyeceğim. Hani dedin ya niye şey olmuyor diye. Hep pointerlerle falan filan. Bu slicing'i önlemenin bir yolu var mı? Slicing'i önlemenin yolu var. Isolation'ı kullanırken atama falan yapacaksanız bunda bir problem yok esasında. Yani o slicing'i biliyorsanız, slicing sizin için olabilir bir şeyse ve atama denediğiniz zaman slicing sizin için olabilir bir şeyse problem yok. Ama slicing'den rahatsız oluyorsanız, ne olduğuna bakalım slicing'in. Biraz daha hatırlayalım. P atama denediğiniz zaman D'nin içerisindeki fazla alan slice oluyor, kesiliyor, atılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla sizin orijinal datanızın bir kısmı kaybolmuş oluyor. Bu da bazı durumlarda problem olabilir. Bazen de uygun olabilir. Might seem appropriate diye bazen de olabilir. Dog was moved to pen variable, so it should be treated like a pet. Sen dog'u, tamam mı? Köpeği ev hayvanına atadın. Öyleyse buna ev hayvanı gibi davranman lazım. Artık ev hayvanına senin cinsin nedir falan deme hakkın yok. O artık bir ev hayvanı. Tamam mı? İyi de ben ona dog'u atamıştım. Dog'u atamıştır ama kaybettin yani datanın bir kısmını. Kaybettin. Peki ben bunu kaybetmek istemiyorsam, bu bilgiyi kaybetmek istemiyorsam, o zaman bunu yapmak için doğrudan pointer'ları kullanabilirsin. Şunu söyleyebilirsin mesela. Pet, yıldız, pp, pet pointer demek. New, pet dedim. Tamam mı? Bir tane pet. Pardon, şurada şey yok ya. Parantezi kapat. Tamam, güzel. Bir tane pet dedim. Ondan sonra dog pointer. Tamam mı? P, D, new, dog dedim. İki tane pet objesi var hafızada. Birisi peti, bir tane, iki tane pointer var, iki tane de şey var, obje var. Pet objesi ve dog objesi. Pet pointer'ı, dog pointer'ı. Bu atamayla yine isolation'a uygun bir şekilde yapabilirim. Şöyle diyebilirsiniz yani. P, söyle ne yazacağım buraya? P. P, P, atama, P, D diyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ufak bir problem var, yiyeceğiz biraz sonra. Bilmeniz lazım ne olduğunu. Bunu söyleyebilirsiniz. Burada slicing problemi yok. Niye yok? Adres değişiyor sadece. Adresi atıyor sadece diyor. Çünkü objelere bir şey olmuyor. Tamam mı? Obje bir objeden bir objeye atama yok. Adres ataması var. Bunun hafızadaki gösterim şekline bakalım mı? Hafızadaki gösterim şekline bakalım. Şuraya bir daha yazacağım ben bunu. Pet pointer'e pp dedim. Ve dog pointer'ı P, D dedik. Tamam mı? Ve şuraya bir tane atama yapalım. New dog diyelim buraya. Ve ondan sonra diyorum ki P, P atama P, D diyorum. Şimdi şu satırda hafızayı gösterime bakıyorum hemen. Şu ilk satırda olan ne? Bir tane P, P pointer'ı var. Nereyi gösterdiği belli değil, değil mi? Bir tane adres bu. Bu kadar. Şu satırda olanı söyleyin bana. Bir tane PD pointer yapılacak. PD pointer'ı o bir. Bir de başka bir yerde. Bir tane de dog objesi olacak değil mi? Bir tane dog objesi. Onun içerisinde name ve breed kısmı olacak. PD, bu PD burayı gösteriyor. Değil mi? Doğru mu? Evet. Bu satırdan sonra olan ne peki? Bu satırdan sonra olan da bunun da burayı göstermesi. Şu satırdan sonra. Dolayısıyla PP bir dog objesini gösteriyor. Ama hala PP'nin gösterdiği yerdeki obje bir dog objesi. PP dog objesini gösteriyor ama kendisi bir petmiş gibi. Slicing olmadı. Bakın bunun içerisinden herhangi bir şey kaybetmedi. Dog objesi olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla dediğim gibi eğer slicing problemine uğramak istemiyorsanız, objenizin bir kısmının yok olmasını falan istemiyorsanız yapacağınız ya pointer'larını atamak ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Diyelim ki elinizde bir tane pet objesi var. Pet objesi, tamam mı? Bunu bir tane ve ters yazdım. Şunu silin, tekrar baştan başlayalım. Diyelim ki elinizde bir tane dog objesi var, dog D. Bunu bir pet olarak görmek istiyorsunuz. Ya pointer'la yapacaksınız bu işi biraz önce yaptığım gibi. Ya da şöyle yazabilirsiniz. Pet, PR, D. Bu da yine aynısı. Yapabilirim değil mi bunu? Pet referansı. Bir dog objesini pet referansıyla gösterebilirim.
Tamam mı? Artık D.1'i dediğim zaman P D.neyi dediğim zaman esasında PR'nin de neyimi değişiyor. Anladınız mı? PR.neyim atama ABC dediğim zaman D'nin de neyimi değişmiş olacak. Çünkü ikisi de PR'de D'de aynı objeyi gösteriyor. Aynı objeyi gösteriyorlar. Ya bu şekilde yaparsanız slicing'e uğramak istemiyorsanız ya da şu şekilde yaparsınız. Biz şu ana kadar hep pointer'lı olan bir versiyonu tercih ettik şu ana kadar. Hatırlarsanız hep o shape pointer'ı alıyordu benim fonksiyonlarım. Ya da ya da employee pointer'ları alıyordu. Ya da işte sale referansı almıştık hatırlıyorsanız. Ya referansla alıyordu dışarıdan ya da pointer'la alıyordu şeyleri, objelerini ki slicing problemine uğramayalım diye. Tamam, anladık mı? Soru falan var mı? Slicing problemin ne olduğunu anladınız değil mi? Isolation'ı güzel bir şey de dikkat etmeniz lazım. Eğer objeler üzerinde atama yapacaksanız objenin içerisindeki bir kısmı kayboluyor. Bazıları diyor ki kaybolsun, zaten ben onu bir ev hayvanı olarak kullanacaktım diyor. Ev hayvanında zaten şeyi olmaz. Zaten breed kısmı olmaz diyor. Tamam mı? Zaten olacaktı. Ben ona razıyım diyor. Ama bazıları diyor ki hayır, ben onu tamamen korumam lazım. Olduğu gibi bir pet objesi olması lazım diyor. Ya da olduğu gibi bir dog objesi olması lazım. O zaman pointer ya da referans kullanabilirsiniz slicing problemine uğramak istemiyorsanız. Slicing problemine uğramak istemiyorsanız. Tamam. Şimdi arkadaşın senin adın ne ya? Yonca. Yonca. Yonca'nın sorduğu soruya gelelim. Yonca, Furkan. Eyüp. Az daha hatırlayacaklar. Hatırlıyordum belki de. Tamam. Yonca'nın sorduğu soru, hocam bu pointer'ları referanslara takmışsın sen falan diyordu ya bana. Takmamın sebebi şu. Eğer ben bir obje üzerinden, tamam mı? Normal bir tane obje üzerinden dot operatörüne bir fonksiyon çağırıyorsam, dot operatörüne bir fonksiyon çağırıyorsam, o kesinlikle, tamam mı? O kesinlikle o objeye ait tipin fonksiyonunu çağırıyor manasına geliyor. Çünkü adam slicing problemine uğramış, tamam mı? Yani şimdi şöyle bir tanesini bekleyin. Diyelim ki H diye bir tane fonksiyon var. Void H. Bu H fonksiyonu benden dış dünyadan bir tane pet objesi bekliyor. Ve sonra bu pet'in print'ini çağıracak. Böyle bir şey yazabilirim değil mi? Pet'in print'ini çağıracak. Şimdi ben bu H'ya dışarıdan bir tane dog objesi yollayabilir miyim? Yollayabilirim. İzolasyonda olduğuna göre her bir dog bir pet olduğuna göre yollayabilirim. Ama yolladığın zaman bu D'nin bir kısmı kesilecek, P slicing problemine uygulayacak, tamam mı? Artık elimde ne var? Bir tane gerçekten pet bir objesi var. Dog falan yok olmuş. P.print dediğim zaman da adam onun dog olduğunu bilmiyor ki, bilemez. Slicing'e uğradı çünkü. Anladınız mı? Çalışamayacak dolayısıyla orada. Ama pointer olsaydı. Pointer olsaydı eğer ama. Ama kim söyledi ona? Sen mi söyledin? Senin adın ne? Arkan hocam. Çok fazla isminiz var sizin ya. Herkesin adı arkadaş olsaydı ne güzeldi. Tamam, Alper'in sorduğu çok güzel. Benim sorduğum soran adamlara bayılıyorum ben ya. Bir ona bayılıyorum, bir de beni bazıları, tamam mı, gidip dışarıdan bir şeyler öğreniyorlar. Gelip benim sınıfta beni bozuyorlar, öyle çok. Hocam ben ona baktım, o işte öyle değil. Gerçi çok nadir oluyor, fazla olmuyor. Şöyle falan gerçekten bazen bakıyorum, tutturuyorlar. Yani nasıl burada kıvırtılacağımı şaşırıyoruz ama. Bir tane daha Alper'in sorusu. Şöyle olsaydı ne olurdu? Peki bunun ne manası var? Burada P diyelim. Adam ne yapacak burada? P'nin üzerinden filtre çağıracak. Tamam. Şimdi ben buraya H'nin üzerinden H'yı, şu H'yı çağırırken D'yi değil de D'nin adresini yollarsam yine çalışır. Niye? Çünkü adam pet pointer'ı bekliyordu. Ben ona bir tane dog pointer'ı yolladım. Yolladım ama burada slicing olmadı. Hala PP bir tane dog objesini gösteriyor. Dolayısıyla bu PP'nin üzerinden print'i çağırırsam ben, değil mi? Dog'un print'i çağıracak. Late panning'den dolayı. Burada öyle bir şansı yok. Aynısını referansla da yapabilirdim. Yani şuraya bir tane bir referans işareti koyayım başka bir renkle. Referans işareti koyduğum anda bu doğru koyabilseydim keşke. Şöyle. Referans işareti koyduğum anda bu doğru çalışıyor. Şu anda doğru çalışıyor. Referans işaretini kaldırayım. Şu anda yanlış çalışıyor. Bir daha yapayım mı? Doğru çalışıyor. Yanlış çalışıyor. Şurada undo redo vardı bir yerlerde. Tamam, anladınız.
referansla geldiği zaman da yine aynısı. Referansla referans ataması yaptığınız zaman slicing olmuyor. Pointer ataması yaptığınız zaman da slicing olur. Evet. Peki hocam, bu mesela iki tane abstract class'tan türemiş olsaydılar. İki tane class'tan türemiş olsaydılar daha doğrusu. İki class'tan inherit almış olsaydı. Ha, multiple inheritance yapmış olsaydı. Evet. Evet. Yine bu pointer'la göndermemiz işimize yarar mıydı, yoksa slicing evet, orada kaçınılmaz mı? Olur mu? Yok, hayır. Sen diyorsun ki şöyle bir tane hiyerarşi var. Bizim şeyimiz nasıldı? Pet, dog, dog olsun. Şöyle. Dog başka neyden gelebilir? Başka bir şey daha söyleyeyim ben. Dog aynı. Köpeğin de altı. Ama köpek de peti. Pet olmayan, dog'un pet olmayan bir tarafını söyleyeyim ben. Animal. Ha? Ama o zaman animal pet'in üzerinde olurdu. Olmasın mesela. Olmasın, olmaz. Memo. Memelilerden de olsun. Pet de öyle. Olabilir. Aa, bir dakika. Çok güzel. Tamam. Memo. Memo. Dog, köpek bir memeli. Ama her bir pet memeli değildir. Yılanlar var değil mi? Evet. Tamam, böyle. Evcil yılan mı? Evcil yılan mı var? Tabii canım. Sen evcil hayvan. Gevde Center'de ne satıyor? Satıyorlar. İguana. İguana satmıyorlar mı? Evet, satıyorlar. Kuş satıyorlar, tamam mı? Memeli. Tamam. Şöyle. Gerçi bunlar yukarıda yine bir yerde birleşiyordu ama birleşmediklerini düşünelim yani. Bunlar en sonunda gidip Void Point'te birleştik ama. Birleşmediklerini düşünelim. Tamam, sen işte bunlar hepsi gidip karbondan birleşiyordu. Karbondan birleşiyorlar. Sen ne diyorsun şimdi? Adam diyorsun P bekleyen birisine D pointer'ı yollayabilirsin, yollarsın. M bekleyen birisine D pointer'ı... Peki hocam, P'nin bulunduğu yerleri nasıl kendisi söylüyor? Yani P'nin içinden aldığı özellikler var, M'nin içinden aldığı özellikler var. Kullanamıyor tabii ki orada. Sen burada bir pet pointer'ı bekliyorsan, tamam mı? Bu pet pointer'ın üzerinden, PP'nin üzerinden, PP'nin breed'ini bana yaz diyemezsin siyahlıkla. Yok hocam, ben onu demek istemedim. Mesela bunu yazmak yok. Bir dakika, ben bunu demek istiyorum. Bekliyorum. Bunu yazamazsınız buraya. Ya ben sana bir tane dog şeyi göndermiştim. Adresi göndermiştim. Tamam, printle bunu yaptın ama bir de PP'nin breed'i var. Breed'i gerçi burada şey olmayacak. Şöyle bir tane data feed olacak değil mi ama? Breed olsun şurası. PP'nin breed'in ekrana bas, yazamazsınız bunu buraya. Niye? Çünkü PP bir pet pointer'a. Pet sınıfının içerisinde breed diye bir yer yok. Tamam mı? Compiler bunu compile etmez. Tamam mı? Compile edebilmesi için o sınıfın içerisinde o fonksiyonun name'in olması lazım. Print'in olduğunu biliyorum ben. Compile eder ama hangi, hani late binding'i şeyle karıştırmayın. Hangi fonksiyonun çağrılacağına runtime'da karar veriliyor ama o fonksiyon var mı yok mu onu kesinlikle compile time'da kontrol ediyor. Compile time'da bakıyor ki pet'in içerisinde breed diye bir yer yok. Onu geçirmiyor. Compile time'da bakıyor ki pet'in içerisinde print diye bir şey var ama o print mi yoksa ondan gelmiş bir sınıfa print'i mi onu bilemiyor. Tamam mı? Dolayısıyla compile hatası vermek yok. Burada compile hatası var. Bunu iyice bir vurgulayalım. Şimdi neyse, sen ne söylüyorsun? Benim dediğim C struct mantığından geliyor. C'deki struct da hani elemanın yerini değiştirince bu sefer pointer'la atama yapınca farklı yerlere düşüyorlar ya. Ama sen şundan başladın. Bana bunu çizdi de şimdi başka soru soruyorsun. Sen bunu sormadın mı bana? Mantıklı işte sordum. Söyle bunun üzerinden sor. Memo'nun içinde bir tane boolean olsun. Evet. O mu değil mi diye. Pet'in içindekilerde hatırlamıyorum daha deminkileri ama... Name olsun, ha, tamam. Mesela ben pet pointer'a kestettiğim zaman direkt bir dönüşüm mü yapılıyor? Ne pet pointer'a kestettiği zaman? Memo bekleyen birisine pet gönderemezsin. Dog'dan. Anladın mı? Dog'dan pet pointer'a kestettiğim zaman pet pointer'a... Kestetmiyor diye bir şey yok. Dog'dan atama yapıyorsun. Evet. Kestetmiyorsun. Tamam. Evet. Atama yapılırken evet. Dog'un içerisindeki pet pointer'ın bulunduğu yerden mi gösteriliyor yoksa başından mı gösteriliyor? Başından gösteriliyor tabii ki. Başından gösteriliyorsa runtime'da bunu çözümlüyor yani her seferinde. Fonksiyon çağırdığı zaman çözümlüyor sadece. Çünkü pet pointer'ın içi, pet pointer'ın bulunduğu yer değişti hocam. Memo'yu koyduktan sonra. Önceden baştaydı. Problem yoktu.
Şimdi sen şeyi karışıyorsun. Memory pointer'ı bekleyen birisine pet pointer yollayamaz. Yok, onu demiyorum. Tamam. Memory pointer'ı bekleyen birisine şeyi gönderebilirsin. Dog pointer'ı gönderebilirsin. Dog gönderebilirim. Tamam mı? Pet pointer'ı bekleyen birisine dog pointer. Logo hafızada biraz bir çizebilir misiniz hocam? Bir tane bir çizim. Onların yerlerinin nereye konulduğu compiler'ı ilgilendiriyor, seni ilgilendirmiyor. Compiler onlar nerede olduklarını biliyor. Ben de onu soruyorum. Compiler, pet pointer dediğiniz zaman petin bulunduğu yeri mi gösteriyor? Dog'un içerisindeki peti mi gösteriyor? Evet. Başlangıcı, objenin başlangıcını gösteriyor. Peti gösteriyor. Objenin başlangıcını gösteriyor. Objenin başlangıcında ne var olduğu seni hiç ilgilendirmiyor. Compiler, compiler'dan compiler o değişebilir. Yani sen diyorsun ki, sen şey diye düşünmeye çalışıyorsun. Bu yani ben buna pet pointer olarak göndersem bir yere, tamam mı? Dog'un içerisindeki pet'in objesinin adresi alınıp orası gönderiliyor. Hayır, öyle olmuyor. Kesinlikle dog'un başlangıç adresi gönderiliyor. O anlıyoruz. Yani dog'un içerisinde aynı zamanda bir mapping de var. Şey, pet'i gönderiyor. Hayır yok, runtime yok. Compile zamanda var onlar. Compile zamanda compiler biliyor. Compile zamanda compiler biliyor. Peki hocam, memory pointer'ı göndersek yine başına mı gösterir? Nereye göndersek? Yani dog'u bir memory pointer'ına atasak yine dog'un başını mı, baş adresini mi gösteriyor yine? Tabii ki. Orijinal adresine ise gidiyor. Her daim ilk adresi gidiyor. Tamam, başka soru var mı? Başka soru var mı? Hocam şu memory ve şeyde pet'te ikisinde de aynı isimde abstract pure virtual function tanımlasak nasıl bir... Başım belaya girer tabii ki o zaman. O mu olacak? Multiple inheritance biraz belalı diyorlar ya. Yani bunda da print varsa, bunda da print varsa hangisini çağıracağım bilemiyorum. Kaçırmak lazım onu. Evet, onları düşünmek. Multiple inheritance birazcık problem o yüzden. Soru var mı başka? Devam edelim öyleyse. Slicing problemde işte bu. Biraz önce benim anlatmaya çalıştığım hikaye de bu. Slicing problem example. Must use virtual memory partition pipet print cause print memory partition dot plus because it's virtual. Ne diyor? C++ base to see what object pointer pipet is actually printing to before binding the code. Yani pipet print dediği zaman bir fonksiyonun içerisinde, tamam, pipet şu bir pet pointer ama göstermiş olduğu obje bir dog objesi olabilir, bir pet objesi olabilir. Hangisi olduğuna göre ben printini çağıracağım. Var mı sorusu? Bunu zaten söyledik. Tamam, sorunuz yoksa arkadaşlar yeni bir tane ufak bunlarla alakalı yan problem var. Ona bakacağız. Virtual Destructor. Virtual Destructor'lar esasında şöyle biraz önce şunu yazmıştık ya. Şurada Nim'le bir iki tane şey aldım ben. Bir bulabilirsem ben onları. İşte burada. Burada gördüğünüz gibi PP burada neyi gösteriyor? Bir tane dog pointer'ını gösteriyor değil mi? Dog objesini gösteriyor. PP burada bir tane dog pointer'ını gösteriyor. Problem yok burada. Şimdi şu satırın altında ben eğer şurada bir yerlerde delete PD yazarsam ne olur? Delete PD yazarsam ne olur? PD neydi? PD şu işte. PD buradan dog'u gösteriyor. Ne olur? Dog objesi delete edilir. Onun destructor'ı çağırılır. Onun destructor'ı çağırdığı zaman alttaki ne yapıyordu? Alttaki dog objesi, pet objesinin destructor'ı çağırıyordu. İlk önce hangisinin destructor'ı çağırıyordu? İlk önce dog'un destructor'ı işini bitiyordu. Sonra pet'in destructor'ı çağırıyordu değil mi? Evet. Yaptığın zaman bu oluyor. Problem yok bunda. Bu güzel. De adamın bir tanesi tutup şunu yaparsa ne olacak? Delete PP yaparsa ne olacak? Bunu yapmadı. Onun yerine şunu yazdı. Delete PP. PP de bunu gösteriyor. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Ben bir tane pet pointer'ıyım ve gösterdiğim objenin diyor delete edilmesini istiyorum. Geldi buraya. Adam sanki bir pet objesine delete ediyormuş gibi bunu delete etmeye çalışıyor. Dolayısıyla pet'in destructor'ını çağırıyor. Dog'daki alanlar boş, yani silinmeyecek. Evet. Dog'un fazladan alan neydi? Breed. Onunla ilgili kimse bir şey yapmıyor. Çünkü bu pet objesi gibi davranıyor. Sadece neyini mi siliyor? Efendim? Sadece neyini?